Hepinize merhabalar, ben Orhun Kayal ve bugün karşınıza Shio Nasıl Oyun? Bu sorunun yanıtını vermek için çıkıyorum. Shio, şey olarak, konsept olarak aslına bakarsanız karakterimizin gördüğü rüyalar üzerinden gelen bir platform oyunu. Shallow Dream ve Deep Sleep isimli iki modu var diyelim. Mesela Shallow Dream'de ne oluyor? Yani zorluk var, evet, ama aynı zamanda da keyfini çıkarttığınız bir zorluk seviyesi bu. Gizli olan challenge levellerine giremiyorsunuz. Deep Sleep'te, yani derin uykuda değil de, daha az arşiv, yani oyun içerisindeki arşiv puanı denen böyle bir sistem falan var. Çok önemli değil. Onlardan çok da bahsetmeyeceğim zaten. Ama gizli alanlara da girebildiğimiz bir mod. Zaten hani Collection Progress sağ altta gördüğünüz işte 12/54, 0/69 falan diye hani çıkan karşınıza bölümlerde çıkan işte ve hikayeye dair bir takım şeyleri topladığınız şeylerin sayısı falan filan diye böyle aslına bakarsanız epey toplanacak şeyin olduğu ve kendini de bayağı da oynatan bir oyun diye başlayabiliriz mevzuya. Şimdi ne diyorduk? Shio. Shio görselliğiyle aslına bakarsanız öne çıkan, benim açımdan, ben çok seviyorum biliyorsunuz böyle görünen oyunları. Nasıl görünen oyunları? Aynen öyle. Voxel denen tarzda grafikleri olan bir oyun kendisi. Benim hoşuma gidiyor biliyorsunuz ve bu bir platform oyunu. Hemen aslında bak şuradan da bunu göstereyim. Oyun hikayesiyle alakalı işte koleksiyonları görebildiğiniz, hikayeyle alakalı şu an bu sağ tarafta gördüğünüz karalamalar bölüm ilerledikçe, yeni şeyler topladıkça açılıyor ve aynen şurada gördüğünüz gibi yazılara dönüşüyor diyebiliriz. İşte jurnal var. Gene keza aynı şekilde karalı olan ama ilerledikçe ortaya çıkan şeyler. Aynı zamanda da böyle topladığımız mektuplar vesaireler var. Bunu da göstermiş olayım. Bunları önden aradan çıkartmaya çalışıyorum ki oyun oynanış kısmına geldiğimiz zaman bayağı dalıp gideceğim ya da kopabilirim aradan. Çünkü pür dikkat oynamanız gereken bir oyun. Şimdi oyun platform oyunu demiştim ama bu platform hani böyle dövüşten vesaireden falan gelen yanı olan bir oyun değil. Daha çok hareket ettiğimiz ve düzgün biçimde hareket ederek ilerlemeye çalıştığımız bir oyun. Super Meat Boy gelebilir aklınıza. Onun gibi düşünün. Buradan olmadı. Peki. Bu tip şeye ilk kez ben de denk geldiğim için. Evet. Neyse. Karşıya geçtiğimiz için zaten çok da sıkıntı yok. Bu tip tuzaklar var. Ya şu içine çeken mevzuyu ilk kez görüyorum ben de. O da olmadı. Olmadı. Ne yapacağız? Tamam. Şunu tamamlayınca olayı anlatacağım. Ah, goddammit. Şu hareketi yaparak bu özelliği de göstereceğim. Hareketi yaparak, yani şu gördüğünüz beyaz şeyler aslına bakarsanız hani Çin usulü olan lambalar vardır ya, onun gibi şeyler. Onlardan işte double jump yaparak ya da şu mavi şekil, yani elimizden çıkan mavi enerjiyle vurduğumuzda daha yukarıya zıplıyoruz. Şimdi yanımızda bir fener daha var gördüğünüz üzere. O fenere bakarak önümüze çıkan platformu, yani geçmemiz gereken platformu görebiliyoruz. Bu da bizim bir nebze olsun şey yapmamızı, bir strateji geliştirmemizi, karşımıza ne çıkacağını öğrenmemizi sağlıyor. Hemen şöyle tekrar hop, güzel. Evet, burada geçtik. Bir yandan da şeye karşı da, zamana karşı da yarışıyorsunuz. Bunu da söylemekte yarar var. Ne kadar az takılıp hızlı biçimde geçerseniz süreniz de doğal olarak o kadar iyi oluyor ki. Eyvah. Pekala. Hop. Olmadı. Lan dur. Allah Allah, niye? Vakuma. Ah, goddammit. Yapma. Tamam. Kanser oluyorsunuz biraz biliyorum ama
Oyunun özü aslına bakarsanız bu Super Meat Boy'da nasıl ki sürekli ölüp ölüp baştan başlıyorduysak bunda da o olay var ve bana kalırsa kısmen Super Meat Boy'dan daha iyi yaptığı yerler de var. Shio'nun, ah goddammit. Evet. Aşağı, ha. Farklı bir, şu sağda gördüğünüz rüzgar akımını da kullanacağız. Buradaki gördüğünüz üzere. Bir. Daha fazla aşağı inmiyor. Tamam, olur. Ha, tekrar aşağı ineceğiz. Daha fazla aşağı indiğimiz için daha da yukarıya zıplayacağız. Burada bir şey yokmuş. Tamam, daha garanti olsun. Evet. Böylece bu platformda geçmiş olduk. Şimdi önümüzde ne var? Buna da bakalım. Bu gördüğümüz aslına bakarsanız alanlar, platformlar o kadar da zorlayıcı platformlar değiller. Oyun ilerledikçe daha da çılgınlaşıyor. Nereden biliyorum? Geldiğim için bilmiyorum. İnternetten biraz baktım. Ulan nereye kadar zorlayabilirler ki bu şeyle diye. Çünkü ilk başta oynadığım kısım bilhassa bayağı bilhassa basitti. Sonradan işin içerisine farklı elementlerin de katıldığını görünce anladım ki öyle göründüğü kadar basit gitmeyecek oyun. Direkt o tarafa gitmem lazımdı. Biraz bir soluklanayım diye baktım mevzuya. Hop, ne yapıyorsun ya? Hop. Yok, şuradan şöyle gideceğiz. Bir anda... Tamam, güzel. Burada soluklanalım. Tamam, direkt sağa atlayacağım orada. Şey, sola atlayacağım. Bakalım, şu platformu da geçip bırakayım ki ne size daha fazla spoiler vereyim oyunla alakalı ne de daha fazla kanser edeyim istiyorum. Ama becerebileceğim mi bakalım. Bu bir. Güzel. Şurada ne varmış? Tamam, buradan tekrar bakalım. Buradan ilerlememiz nasıl olacak? Peki. Görelim bakalım. Peki. İstemeyerek de olsa böyle bir hareket yapmış bulundum. Onayı da vurmam gerekiyordu. Şuradan şöyle. Allah. Kendimizi güzel ayarlayıp gidebilirsek. Güzel ayarlamıştım ama bir sonraki aşamayı. Tamam, olur, olur. Bu kadar olur. O da olur. Tutturacağım, tutturacağım. Peki, çok kötüydü. Şuradan bir öleyim de. La hadi, ölmeyi bile beceremedim be. Shio'nun bağımlılık yapan bir yanı da var. Gerçekten... Aha, işte bu. Hop, burada. See, I'm faster than you. Böyle zaman zaman denk geldiğimiz başka NPC'ler oluyor. Bunlar hikayeyle alakalı bir şeyler söylüyorlar. Bizim rüyaya bağlanan, ilk bilinçaltımıza bağlanan yapıyla alakalı değil de yani işte bir takım şeyleri simgelediklerini düşünüyorum ama hikaye olarak çok da fazla ilerleyemediğim için tam olarak ne anlama geldiklerini, anlattıkları şeyin ya da en azından bana anlamsız geldiğini söyleyebilirim. Şöyle size bakın bir sonraki şeyi de puzzle'da göstereyim. Hatta bir kere de deneyeyim. Bakalım ne olacak. Ki birazcık daha fikriniz olsun. Bir kere daha deneyeceğim. Lan, tutamıyor insan kendini. Bir kere başarısız. Aa dur, şey geçemiyormuşum oradan. Tamam, pardon. Olur, o da olur. Tamam. Ha?
zamanlamayı tutturduğunuz zaman da böyle pıt diye geçiyorsunuz. Görselliğinden bahsettim, oynayışından bahsettim, hikayesinden bahsettim ve özetle Shio Nasıl Oyun sorunuza bir yanıt verdiğimi düşünüyorum. Açıkçası indirimlerde bulursanız gerçekten bu tarz böyle zaman zaman sizi çileden çıkartan platform oyunlarına ilgi duyuyorsanız kesinlikle göz atmanız gereken bir oyun diye söyleyeyim. Ve yavaş yavaş lafımı tamamlayayım. Her zamanki gibi videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana en büyük desteği göstermiş olursunuz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.